Bak hala yolunda duruyorum. Ne oldu? Çekmeye gücün yetmedi değil mi? Deniyor. Adım kadar emindim. İçeri girdiğin an konunun Mahir'le alakalı olduğunu sezmiştim Matmazel. Bildiğim gördüğüm her şeyi sizlerle paylaşmak benim vazifem. Ne Mahir'miş aga? Kendi gitti, rüzgarı hala esiyor aramızda. Arkadaş bir susun da mevzu ne bir öğrenelim. Evet Belgin, seni dinliyoruz. Neymiş bu Mahir'le alakalı önemli havadis? Nail abi salonda kavga çıktı. Bu ne lan? Bu benim. Hayret bir şey arkadaş. Burada kimse kimsenin kavgasına karışmaz. Bize ne? Üstümüze bulaşmadan yesinler birbirlerini. Neyse. Biz işimize bakalım. De bakalım öğrendiklerini. Seni dinliyoruz. O benim dedim lan sana. Kimseyi beğenmez bir hali. Kabul ediyorum. Hepimizden üstün görüyor kendini. Bize benzemediğini düşünüyor çünkü. Ama belki gerçekten de benzemiyordur bize. Hayır. Ne oldu sana? Yok bir şey. Dışarıdaki vukuatın faili sendin demek. Ağır ol bakalım. Artık senin burada yerin yok. Öyle mi? Aa, tesadüfe bak. Tam da Belgin bize çok önemli bir bilgi veriyordu. Bil bakalım kiminle ilgili. Şayet niyetin Belgin'i susturmaksa çok geç kaldın. İpin ucundan tuttuk bir kere. Sonuna kadar duymadan bırakmayız. Bence Mahir de kalsın. Mevzuyu onun yanında öğrenelim. Yok aga. Çeksin gitsin. Kesin be. Belki sen söyle. Kalsın mı? Gitsin mi? Bak saat kaç oldu bak. Suna kesin bir şey oldu. Yoksa Mahir çoktan gelirdi. Bir şey söyleyeceğim. Acaba diyorum, bizim bulduğumuz dosya Belgin'in seri dosya mı değil? Olur mu öyle şey canım? Başka hangi dosya olacak? Sen bir dur. Ben bir kahve yapayım. Yap, kahve yap sen.
Vallahi abi, paşa gönlü bilir. İstiyorsa kalsın. Benim kimseden korkum yok. Ben kimseyi korkutmaya gelmedim. Diyeceğine de mani olmam. Aramızdaki hukuk ne oldu? Son durumumuz nedir diye öğrenmek istemiştim. Ama tavrınızdan anlaşılıyor ki köprüleri atmışsınız. Belli ki artık beraber iş yapmayacağız. Doğru bildin. Bundan böyle aramızda değilsin. Bize karşı durdun. Vazifeyi yerine getirmediğin gibi bizim de işimizi zorlaştırdın. Her şeyi öğrenmeye gücünüz var. Bunu neden yaptığımı öğrenemediniz mi? Öğrendik tabii, öğrendik. Adamın yukarıdan sağlam arkası var. Ama öğrendiğin, bildiğin her şeyi söyleyeceksin ki birlikte tedbirimizi alalım. Öyle hem bizim aramızda olup hem de ferdi hareket edemezsin. Lafın hülasası anlaşılan senle olmayacak. Ah, yazık oldu. Cidden üzüldüm. Mertsin, cesursun, kuvvetlisin. Ama biraz başına buyruksun azizim. Anlaşıldı. Kanımız tutmadı. Ben geldiğim gibi geri giderim. Siz beni hiç görmemiş sayın. Belgin Hanım da hakkımda ne diyecekse buyursun desin. Hadi bana yolla. Hava soğuk. Kalsaydın Mahir. Hem merak etmiyor musun Belgin ne diyecek diye? Madem çekincen de yokmuş. Dert değil. Bir ateş yakar ısınırım. Elbette tutuşturacak bir şeyler bulurum. Kulağınıza çalınmıştır havalis. Bu hırsızlıkla alakalı olan mı? Hı, evet. Sen de kim yakalattı diye arıyormuşsun. Anlat bakalım. Benimle alakalı bu havalis. Adamları Mahir suçüstü yakalamış. Lan ben bu Mahir'in... Bir dakika, bir dakika. Adamları o yakalamış da ne olmuş? Polise o mu teslim etmiş? Ben mevzu ne pek anlamadım. Yok yani. Polise teslim eden o değil herhalde. O sadece yakalamış, bir güzel de dövmüş. Yetti lan bu Mahir. Lan ben bunu... Bitirebilir miyim Allah aşkına? Polisler geldiğinde Mahir adamları haklamakla meşgulmüş. Yani demek ki karakola haber salan o değil. İşte mahalleden biri herhalde artık kimse. Ben bu adamı anlamadım azizim. Kabadayı mı, halk kahramanı mı belli değil. Lüzumsuzun biri aga. Burnunu her şeye sokan lüzumsuzun biri. Arkadaş kahraman olmayı seviyormuş. Biraderi söyledi. Belki de ün şöhret peşindedir. Artık neyse ne.
Hadi yine iyisin. Cemal, havadisler sana yaradı. Dediğim gibi, senin çeteyi Mahir darmaduman etmiş. Aradığın adam o yani. Evet. Bu gecelik benden bu kadar. Havadislerle yakında görüşürüz. Matmazel, bu akşamki havadisler için mesbuku. Hoş, ben daha önemli şeyler öğreniriz sanmıştım. Ama neyse, yenilerini bekliyoruz. Bilhassa Mahir'le alakalı her şeyi bilmek isteriz. Tabii ki, telafi edeceğim. Evet, iyi geceler beyler. Matmazel. Çantanızı unutmuşsunuz. Telaştan herhalde. Teşekkür ederim. Oru var. Oh. Beni gidelim buralardan, yalvarırım. Songül. Mutfakta baba. Songül, kızım bana bir kahve yapıveriyor. İlknur. Yok kızım, mutfaktaysın Songül. Allah Allah. Mutfakta bulaşıkları yıkıyordu en son baba. Yukarıda da yok. Nereye gitti ki? Bütün bunlar bir piyes miydi yoksa gerçek mi bilemedim. Ben de işkillendim başta. Ama Mahir arkasını dönüp gitti ya. Ne bileyim yani, yarası olsa gocunur mu herhalde? Galiba haklısın abi. Benim üstü kuruldu. Benim aklımda zerre kuşku yok aga. Mahir'i karıştırmış ortalığı işte, belli. Biz de nasibimizi aldık maalesef. Herif bir girişti mi karşısındaki üç kişi mi beş kişi mi bakmıyor ki. Hepsini devirip geçiyor. Bizim adamları da halletmiş işte. Ben de Belgin'e inanıyorum. Dünkü adam için bizi satmaz. Cemal? Kura gene sana çıktı desene. Adamın kaşıntısı büyük aga. Hem de en başından beri. Malımızı çaldı sustuk. Evimizi bastı yuttuk. Ama bu son yaptığıyla bardak taştı artık. Evvela dövdüğü adam benim asker arkadaşım. Yakalattığı çete benim adamlarım. Ben de sarı cemalsem bu yaptığını yanına bırakmam. Hepsini toptan hesabını sorarım aga. Oğlum, babamızın oğlu değil ya bu Mahir. Madem bu kadar canını sıktı, sık ümüğünü. Bana ne? Öyle değil mi beyler?
istersen yap Cemal. Delirdin mi sen? Delirdim. Sayende delirdim. Hiç mi vicdanın yok senin? Hiç mi merhametten nasibini almadın? Sana acımam yok dedim ben. 5 dakika. Sadece 5 dakika geç çaldım kapını yoktun. Anlaşma belliydi Mahir. Söylediğim saatte gelmezsen beni bulamazsın dedim. Öyle vicdanla vicdanla olacak şeyler değil bunlar. Derhal bana neler oldu anlat. Ne söyledin onlara? Satmadım seni. Öyle mi? Çok şaşırdım. Ne dedin peki? Mahalledeki soygundan bahsettim. Adamları suçüstü yakaladığını, dövdüğünü falan anlattım işte. Onların ve benim intikamdaki hırsızlıktan. Sana soruyorum Belgin. Yoksa o serseriler onların adamı mıydı? Cevap ver. İnan yoksa ben de getireceğim vicdanımı, cevap ver. İşlerinden birinin bu olayla alakası var mı? Hayır. Niye duraksadın o zaman? Eğer yalan söylüyorsan, eğer onların birinin bu işte bir alakası varsa. Yeter be! Çocuk muyum ben azarlayıp duruyorsun? Benim aklım dosyada. Başka hiçbir şey de umurumda değil. Ondan duraksadım. Bizimkilerin olayla alakası yok. Oralı da olmadılar zaten. Verecek misin şu dosyayı? Ne demek bilmiyorum kızım. Nerede bu kız he? Ya ikiniz de yukarıda değil miydiniz Allah aşkına? Bu saatte nereye gider? Bilmiyorum baba. Vallahi billahi bilmiyorum. Bilsem söylemez miyim size? Sensiz yaşayamıyorum Osman, anlasana. Bırak Yasin'le evlenmeyi, elini bile tutmak istemiyorum. Benim için bir tek sen varsın artık. Yalvarırım tamam de. Kaçalım gidelim. Yoksa onunla evlenmek zorunda kalacağım. Mahir! Kardeşim! Mahir içeride misin? Mahir yok mu? Yok işte. Ne oldu sana? Metin benzin atmış. Bir şey mi oldu? İyi. Dersin Mahir'e uğradığımı. Gece yarısı oldu neredeyse. Hayır, bir insan neden bir kadının evinde bu kadar kalır? Hem de benim deli gibi kıskandığımı bile bile. Ay vallahi bilmiyorum Feride. Ama ben sana dedim. Bu kadın yollu dedim. Belli ki Mahir'e baya baya teşekkür etmek istedi. Etti de. Sen ne biçim konuşuyorsun Suna? Hayır, ne biçim konuşuyorsun sen? Beni rahatlatman gereken yerde ettiğin lafa bak. Belgin. Belgin. Ne var? Ben sözümü tuttum. Sen istediğini aldın. Ya sen? Sözünü tutacak mısın? Katilin kim olduğunu ne zaman söyleyeceksin bana? Anlaşma anlaşmadır. Merak etme. İstediğini alacaksın.
beni. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne güzel sürpriz bu. Bizimkileri Adana'ya yolladım. Ben de bekardım, seninle kutlayayım dedim. İyi yapmışsın. Olmaz dedim Songül. Neden ama? Sen de beni sevmiyor musun? Ben kimsenin hayatına sebep olamam. Osman kimin hayatına sebep olacaksın? Eğer kaçıp gitmezsek asıl benim hayatıma sebep olacaksın. Ben istemiyorum artık Songül. Ne demek istemiyorum? Vaz mı geçtim ben? Evet. Vaz geçtim. Ben seni eve bırakayım. Sakın. Sakın dokunma bana. Songül. Oh. Geldim Mahir. Ne oldu Feride? Bunca zaman veremedin mi bir dosyayı kadına? Evine gitmen şart mıydı? Başka yerde buluşsaydınız. Hem bunca zaman ne yaptınız baş başa ikiniz aynı evde? Feride. Aynı evde bile değildik. Ben gittiğimde kadın çoktan çıkmıştı. Yetişemedin mi? Söyledin mi her şeyi adamlara? Son anda yetiştim. Ben gittiğimde adamlarla konuşmak üzereydi. Ne yaptın peki? Zor mani oldum beni gambazlamasına. Mahir, kavga mı ettin sen yine? Feridem, bak her şeyi hallettim, dosyayı verdim, geldim sağ salim buradayım. Çok şükür. Mahir, özür dilerim. Ne olur affet beni. Ben hemen dosyayı verirsin, gelirsin diye düşünüyordum. Tabii geç kalınca... Uf. Bu kadın beni delirtiyor Mahir. Bak gerçekten delirtiyor. Basiretim bağlanıyor. Hadi gidelim. Gerisini evimizde konuşuruz. Hem Sunay'ı da daha fazla rahatsız etmeyelim. Estağfurullah. Tamam ben çantamı alayım. Hadi çabuk. Dur sen müsveddesin de. Hayırdır Sunay? Bu dediklerin doğru değil mi? Yapma öyle şeyler. Arkadaşımı üzmeni istemiyorum. Suna, sana da teşekkür ederim. Akşam akşam telaşlandırdık. Rica ederim. İyi işe yaradıysam. Hadi iyi geceler. Çok kızdın mı bana? Sence? Ama Mahir... Aması yok Hakim Hanım. Bana büyük bir özür borçlusun. Tamam. Nasıl istersen öyle öderim. Biz Monsieur Nail ile gazinoya gidiyoruz beyler. Sonra görüşürüz. Hadi hadi. Eyvallah. Sarı. Mahir'e ne yapacaksın? Var mı bir planın? Beni bilirsin aga. Öyle plana minana kafam basmaz. Direkt dalacağım hadiseyi anlayacağım. Yapma Sarı. Öyle dümdüz dalarsan darma duman olursun. Mahir'den bahsediyoruz burada. Ne yapacağız aga? Önce karşındakini hafife almayacaksın. Çünkü o adamı anca sinsi bir şekilde yok edebilirsin. Aksi takdirde onun niyetine abdest alır,
senin cenaze namazını kılarız. Tamam, doğrusun da yani ne yapacağız aga? Peşine bir tetikçi tak. Sen karışma. Tek kurşunluk. Temiz bir iş olsun. Sen bilirsin tabii. Yok. Bu tetikçi fikri güzel. Kimden ne zaman geldiği belli olmadan... Neredesin sen? Ben şeydeydim. Ayten abla gelmiş. Ona gittim 5 dakika. Sen de uyuyordun, rahatsız etmek istemedim. Ayten'deydin demek. İşte size de çok selam söyledi. Bir yere uğrayacakmış. Sus! Yalan söyleme! Derhal odana çık. Gözüm görmesin seni. Belli ki Belgin buradaki adreslerden birini arıyor. Ama hepsi yetimhane çalışanlarına ait. Hani annesini arıyordu? Sana öyle söylemişti. Burada ailesi şudur ya da annesi budur diye bir bilgi yok ya. Annem dedi ama kimi aradığını bilmiyoruz. O yüzden bu isimler bize manasız geliyor. Ama o biliyor. Belki işlerinden birisi annesi. O da şimdi kim olduğunu öğrendi. Yani yetimhane çalışanlarından biri mi annesi? Nasıl öğreneceğiz peki bunu? Böyle düşünerek bulamayacağımız kesin. Ben sabahtan bir yetimhaneye gideyim. Çalışanlarla bir konuşayım bakalım. Ben de geleceğim. Gerek yok Feride. Sen zaten fazlasını yaptın. Şimdi ben bunu yüzüne söylemek istemem tabii ama... ...bir hakimle normal bir vatandaş arasında epey fark var. Hele ki söz konusu resmi bir daireden bilgi almaksa. Şimdi ben hakim Feride Şadoğlu dediğim zaman... ...istediğim her türlü bilgiye ulaşabilirim. Ama sen normal bir vatandaş olarak gittiğinde... ...sorularına cevap bile alamazsın. Neticede gizli bilgi bunlar. Bak sen. Bayağı küçümsedin beni. Olur mu öyle şey? Küçümser miyim hiç seni? Hem kimin haddine Mahir Kara'ya küçümsemek? Ama bir şey söyleyeceğim.
Bak istersen sen de benimle gelebilirsin. Aynı eski günlerdeki gibi. Ben hakim. Sen stajyer avukat Salih İpek. Beraber araştırabiliriz. Demek Salih İpek'i özledin. Özledim. Ne kadar yakışıklı bir adamdı bu Salih İpek. Yani o upuzun boyuna nasıl yakışıyordu o takım elbiseler. Öyle mi? Görgülü, kibar. Zaten biliyorsun ben Salih İpek'e aşıktım. Yani hatta ilk önce ona aşık olmuştum. Ay. Yapma Feride. Kendimi kıskandırtma bana. Oo, nasıl güzel oluyor muymuş kıskanmak? Olmuyormuş. Hiç güzel olmuyormuş Hakim Hanım. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. O zaman da kıskanıyordun kendini. Mahir Karadan bahsettiğime deli oluyordun. Öyleydi değil mi? Evet. Tabii diyemiyordun da ikisi aynı adam diye. Ay ne fenasın Mahir. Nasıl kandırdın beni? O dönemle alakalı tek pişmanlığım sana yalan söylemek zorunda kaldım. Ama şimdi ona da şükrediyorum. O oyun sayesinde hayatın manasını buldum. Beni ünlemişsin. Geç kaldın Kandemir. Bir iş var. Parası iyi. Birini indireceksin. Sessizce. Halledersen memnun olurum. Seni de ihya ederim. Herif bu. Mahir Kara. Karadayı. Yarına bitsin işi. Oğlu bil. İstanbul Adliyesi'nde hakimlik görevinde bulunan kızım Feride Şadoğlu talihsiz bir kararla Mahir Kara ile nişanlanmıştır. Ancak kısa bir süre sonra nişanı bozmuştur. Çünkü bu şahsiyetin yasa dışı işlere karışmış bir kabadayı olduğunu öğrenmiştir. Bunun üzerine kızım Feride ile Mahir Kara arasında hiçbir münasebet kalmamıştır. Sevgilim, hazır mısın? Ay, Mahir. Nasıl? Olmuş mu Hakim Hanım? Olmaz mı? Salih Bey, çok etkileyici görünüyorsunuz. Ben çok özlemişim bu halini. O günlerimizi, çekişmelerimizi, bana sürekli karşı çıkmanı, kafa tutmalarını,
inadını tabii. Sürekli yeni tezlerle gelmeni. İnandığın fikri sonuna kadar savunmadı. Hadi o zaman. Şimdi de gidip şu davayı araştıralım Hakim Hanım. Bakalım paslanmış mıyız? Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz Salih Bey. Ne demek? Alo. Alo Tülay, vardınız mı? Evet canım, vardık. Şimdi kapıdan girdik. Ben de seni arayacaktım. Ha. Herkese selamlarımı söyle, yeniden taziyelerimi ilet. İletirim. Hayatım, evde yaralanan biri oldu mu sen ya da çocuklar? Dün Sibel elini kesmişti. Ne oldu ki? Yok yok, mühim bir şey yok. Tamam. Selam söyle. Hadi sonra tekrar konuşuruz. Tamam canım, görüşürüz. Alo? Alo? Nedime Hanım? Ben Sevtap, hatırladınız mı beni? Sevtap? Aa, hani şu öğretmen çıkan kızım. Evet, evet doğru hatırladınız. Nasılsınız hocam? İyiyim yavrum, sen nasılsın? İyiyim. İyiyim hocam, sayenizde. Hocam, ben bir iş için İstanbul'a geldim. Müsaitseniz eğer, sizi de bir göreyim, elinizi öpeyim isterim. Ah Sevtapcığım, vefalı kızım benim. Ben de görmek isterim seni. O zaman müsaitseniz, bu akşam üzere uğramak isterim hocam. Tabii kızım, gel evdeyim. Ay çok sevindim hocam. Adresinizi alayım o zaman ben. Manolya Sokak. Şakayık Apartmanı, No 12. Ha, Üsküdar. Yazdım hocam. O zaman akşam 5 çayına gelirim. Sevdiğiniz bezelerden de getiririm. Olmaz, olmaz. Bayağı yemeğe gel. Sen mantı seviyordun değil mi? Karıştırdınız hocam. Belgin severdi mantıyı. Evet. Allah kahretsin o kızı. Seni onunla karıştırdım.
Neyse kızım, neyse. Hiç üzülmeyin hocam. Hiç üzülmeyin, ben ıspanak severim. Yoğurtlu ıspanak. Şimdi oldu. Kendi ellerimle yapacağım ıspanağı. Geç kalma ama. Tamam mı? Tamam hocam. Sabırsızlıkla bekliyorum akşamı. İyi günler. Görüşmek üzere. Nedime miydi o? Yaşlı cadının adresini buldum. Sevtap'ım ben. Elinizi öpmeye gelmek istiyorum dedim. Salak karı yuttu sümüklü Sevtap olduğumu. Ne yapacaksın kadını? Ne var aklında? Etme bulma dünyası. Yani Muratcığım, akşama bekleme beni. İşim çok uzun sürer.